Heyula bir yapı orada duruyor Ankara'nın girişinde. Bunun bile hesabını soramıyoruz. Tabii çok net, yani bir ifade ettim, Meksika sınırı gibi sınır var. Sınırın öbür tarafında, iktidar tarafında bir belediye başkanıysanız hiçbir denetim yok. Resmi gelirlerinizin dışında başka farklı fonlardan, kamu kaynaklarından, bakanlıkların fonlarından, kaynaklarından kaynak aktarılır. Atamalarınız ilerlemez. Türkiye'de de bugün iktidarın aleyhine söylenmiş, Halk TV'nin muhatap olduğu gibi bireysel olarak siyasi partilerin ve Sedat Peker'in bu iddialarıyla ilgili de hiç kimsenin kılı kıpırdamaz halde. Yani iklimin ortaya koyduğu bir şartlar var ve bunları hiç kimse duymazdan gelerek iktidarın stratejisi de hiçbir şekilde yok varsayıyor. Ama ortada bu kadar iddiayı herhangi bir dünyanın ortalama demokrasi işleyen bir ülkesinde olsa kıyamet kopar. Sedat Peker'le ilgili de Birleşik Arap Emirlikleri ile özellikle ilişkinin düzeltilmesinin de önemli bir parçası olduğu kanaatindeyim. Özellikle seçimin o sıcak atmosferinde ortaya dökülecek bir takım kirli işlerden, olan bitenden rahatsız olmamak adına bugün bir takım talepleri olduğu zaten çok açık. Ama şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'le ilgili bir hukuk işletmedi ama edindiğimiz kamuya da yansıdığı bir takım sözcüleri tarafından zaman zaman Türkiye ile ilgili yayınlar yapmaması, işte son olarak tweetler atmaması hususunda da bir telkin olduğunu işitiyoruz, görüyoruz, fark ediyoruz. Ama son tahlilde bu hakikatler bugün olmasa yarın, yarın olmasa ertesi gün ortaya çıkacak. O kadar çok suç işlediler ki ölmemek üzere dünyaya geldik, gitmemek üzere iktidar olduk anlayışı içerisindeler. Ya bir gün Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine hesap verirsek sorusunu, karşılığı karanlık. O nedenle ha 1 milyon suç olmuş, ha 10 milyon suç. Suç işlemeye devam ediliyor. Bunlar çok ağır sözler ve her gün bunlarla yaşıyoruz, karşılaşıyoruz ve bunların sayısız örneklerini de haberleştiriyoruz. İşte haberleştirmeyelim istedikleri için de RTÜK'ten böyle ağır cezalar geldi. Peki hemen siyasete dönelim. Bütün bunların gölgesinde bir yandan da altılı masa çalışmaya devam ediyor. İkinci tur görüşmeler Ekim ayında başlayacak. O görüşmelerde neler netleşecek? Adayı açıklamanız için çok ısrar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm iktidar partisi yöneticileri tabir uygunsa gel yapıyorlar size sürekli. Hadi adayı açıklayın. Ne zaman açıklayacaksınız adayı? İkinci tur görüşmelerin hemen başında böyle bir beklenti yok ama zamanlama belli mi? Öncelikle yani iktidar ve yandaşlar istiyor diye açıklayacak değiliz. Siyaset bir strateji meselesi, bir öncelik sıralaması meselesi, bir zamanlama meselesi. Her siyasi parti kendi cephesinde, kendi mutfağında, kendi parti içi kurullarında pek çok değerlendirmeyi yapıyor. 1 Ekim itibariyle Büyük Millet Meclisi açılıyor. 2 Ekim itibariyle de Altılı Masa'nın ikinci turunda ilk toplantımız Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Elbette artık fiilen seçim startı verildi. Biraz evvel de ifade ettiğim RTÜK'ün bu kararları bile seçime ayarlı bir zamanlamayla verilmiş kararlar olduğu kanaatindeyim. Pek çok siyasi yakın tarihimizde denemediğimiz işbirliği, %50+1 dengesi dolayısıyla ve özellikle de siyasetin artık rekabet merkezi Büyük Millet Meclisi'nde genel seçim rekabetinden daha çok siyasi partiler yürütmeye taliptir. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden işliyor. İkisi çok at başı eşgüdüm içerisinde gitmek mecburiyetinde. Bu noktada bir hani çok sık ifade ederim tilkinin 40 hesabı var, 40'ı da kümes üzerinde. İktidarın da hesabı belli. Nasıl olur da oradan oyları çalarak mı olur, manipüle ederek mi olur, insanları korkutarak mı olur, satın alarak mı olur? Bütün bu yolları deneyecekler ama bugün işte bir takım siyasetçileri devşirmek noktasında geçmişte yol aldılar. Bugün bakıyorlar hani sınırın o tarafına geçen kimse yok ve kararlılık ortada. Ben önümüzdeki süreçte de milletin biraz evvel de altını çizdiğim toplumsal beklenti o kadar kuvvetli ki tüm siyasi partiler de buna kayıtsız zaten kalamaz. Bugüne kadar sadece bugün değil, bu altılı masayla birlikte değil. Yani 2019 yerel seçimleri, 2018 genel seçimleri ve onun öncesinde açıkçası M.Ö. 16 Nisan referandumu, böyle bir keyfi rejimi,
Yani bir parlamento düşünebilir miyiz ki kendi mündemiş, varlığından ayrılmaz, bütçe hakkı başta olmak üzere pek çok hakkından feragat etti. Yani 16 Nisan referandumundan itibaren Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin iklimi içerisinde kutuplaştırılmış, mesafelerin açıldığı, yan yana gelemez denilen kimlik sahalarında pek çok toplumsal kitlelerin, siyasi partilerin ortak bir mücadele, demokrasi ve hukuk zeminde yürüttüğüne şahit olduk. Bugün de bizim meselemiz demokrasi, hukuk ve laikliği bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi, birliğinin, beraberliğin teminatı olarak görerek bu mücadeleyi yürütmek, umudu büyütmek. O açıdan çok dikkatle hem doğruları yapacağımız hem de yanlış yapmayacağımız, manipülasyona açık söz, beyan, hareket, tercihlerde bulunmayacağımız siyasi partilerin çok dikkatli yürütmesi gereken bir süreç. Evet, çok nazik bir dönem gerçekten. Manipülasyona da çok açık. Biz de haberciler olarak özellikle bu manipülatif bilgileri elemek konusunda son derece titiz davranıyoruz. Ama gelin görün ki ortalıkta bir takım belgeler, bilgiler de uçuşuyor. Bir yandan da iktidar partisinden de inanılmaz bir belge akışı da başladı sizlere. Onu biliyoruz çünkü bizlere de geliyor haberlerle ilgili. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Özellikle dediniz ya hani o tarafa geçiş yok ama bu tarafa bir geçiş, ilgi ya da ya aslında hata yaptık ya da baştan iyi niyetliydik ama gelinen noktadan memnun değilim diyenlerin sayısı giderek arttı. Size nasıl geliyorlar? Tabii sürecin sonuna gelindi artık. Yani iktidarın enerjisi bitmiş. Demokrasinin güzelliği de oradadır. Söyleyecek sözü bitenler, enerjisi bitenler, planı programı kalmayanlar gidecek. Enerjisi olanlar, söyleyecek sözü olanlar, kadroları olanlar iktidara gelecek. Bugün iktidarın tek bir varlık sebebi var. Bir kişinin iktidarını devam ettirmek. Onu aşan bir şekilde Türkiye'nin önüne koydukları bir hedef yok. Bir takım kulağa hoş gelecek, kavramların boca edildiği adeta planlar, programlar hazırlanıyor. Şimdi orta vadeli plan hazırlandı. Yani planı kendi içinde bir çelişkiler yumağı, tutarsızlık yumağı. Ortaya koyduğunuz hedeflerle altına koyduğunuz dinamiklerin örtüşmesi zaten mümkün değil. Bu orta vadeli planda da, bütçede de. Şimdi bütçe meclise sunulduğunda zaten yoklukla mağlul hale gelmiş enflasyon sıçraması ve dövizin fırlaması dolayısıyla. Bütçe o gün küçülmüş. Şimdi ilk 7 ayda 30 katrilyon eski parayla, yeni parayla 30 milyar fazla vermişsiniz. Yıl sonunda 460 milyarlık bir bütçe açığı. Bu da seçime yönelik popülist bir takım adımlarla insanlara bir yalancı bahar yaşatarak acaba buradan ekonomi iyi gidiyor propagandasıyla ve onun üzerine yerli, milli, Yunanistan'la bu klasiktir Türk siyasetinde de, Yunan siyasetinde de, Yunanistan'da da seçim var. Ama tabii Türkiye'nin haklı tezlerini hiçbir aklı selim Türkiye vatandaşı zaten bunların dışında düşünmez. Bütün bunları toplamda değerlendirdiğinizde önümüzdeki sürecin iktidar için nasıl kodlandığı gerçeği ortada. Ve sonuç burada, alır mı efendim? Nasıl? Sözünüzü kesiyorum özür dileyerek. Sonuç alır mı? Çünkü dün Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim sloganıyla bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tanıtıldı. 500 bin konuttan bahsediliyor. 10 bin iş yeri, 250 bin arsa. Peki insanlar 2 yıl yani minimum 2 yılda bitirilecek. 5 yıla yayılan bir proje bu. İnsanlar asgari ücretle hem ev kirasını ödeyip hem geçinip hem de o taksitleri nasıl ödeyecek? Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi bir ekonomik hareketlilik yaratır mı istihdamede? Türkiye'de asgari ücretin düzeyine baktığınızda hane halkı gelirinin işte belirli barajlar koymuş. İşte 18 bin dolar, 18 bin yani işte 18 ne diyelim artık onları da karıştırıyor. 18 bin lira olması gerekiyor. Şimdi Nasrettin Hoca hikayesine benziyor. Yani telleri çektim, koyunlar geçecek, yünler birikecek. İşte onları yünden iplik yapacağız gibi tarif edebiliriz. Siz bu ülkede insanların, geniş kitlelerin temel gıda maddelerine erişimine bile engel olacak bir şekilde bir fakirleşmeye vesile olmuşsunuz. Toplamda gayri safi milli hasıladan çalışanların aldığı paya bile baktığınızda %26'lar düzeyine düşmüş bir Türkiye portresi var. Bütün bu gerçekler ortadayken önce kaybettirip sonra bir takım
onlarca yüzlerce dinamiğin, aktörün, faktörün işlediği bir serbest piyasa düzeninde tarım kredi kooperatifleri eliyle hayat pahalılığını yok edeceğini düşündüler. Sonuç ortada, değiştiremezsiniz. Bu da ona benziyor. Elbette biz ama şu gerçeği de değiştirmez. Tek bildikleri rant üzerinden bir değer yaratmak, inşaat üzerinden bir değer yaratmak. Oysa Türkiye'nin ne inşaattaki, ne sanayideki verimliliği, ne katma değerli ürünler ihracatındaki değişikliği bu 20 yılda bir değişikliğe tabi tutulmamış. Elbette Türk özel sektörünün bir birikimi var. Türkiye'yi yönetenler o potansiyeli açığa çıkartacak politikaları izlesinler, izlemesinler. Müteşebbislerimizin, vatandaşlarımızın tırnaklarını geçirmiş her ne pahasına olursa olsun işletmelerini ayakta tutmak için bir mücadelesi var. Çok başarılı işler yapan, yeni yeni keşifler yapan, üretimler yapan pek çok sahada işletme var. Kamu müteahhitleri bir açıklama yapmışlar önceki gün. Diyorlar ki biz teminat mektuplarımızı yakıyoruz. Kamudan aldığımız ihaleleri yani çok zor durumdayız, evet. Yürütemiyoruz bile. Bu ihalelere, TOKİ'nin açtığı ihalelere kim girer acaba? Hatta tanıdığım yani çok da iyi işler yapan, büyük de işler yapan bir müteahhitle konuştum. Dedi ki Millet Bahçesi ihalesini örnek gösterdi. Açıldığında bu ihalelere ilk 20-30 firma giriyordu. Son Millet Bahçesi ihalelerinden birine 2 firma girdi sadece diye de bir örnek gösterdi. İşte o girilen firmalara keyfi yani onamadıkları şirketler o ihaleleri alsalar o imkanlar, imtiyazları, artışları vermezler, verilmez. Ama akredite bir takım şirketler alıyorsa onlara verilir. Tabi bunun temel bir sebebi var. Hiçbir ticaret insanı enflasyon dolayısıyla, döviz kurunun hareketliliği dolayısıyla ve Türkiye'de ithalata bağımlı hale getirdiğiniz bir ekonomi var. İşte ekonomi Çin modeli denildi, Kore modeli denildi. Sonunda Türkiye Sayın modeli. Bakan Türkiye modelinde karar kıldı. Keşke Çin modeli uygulasanız. Çin son 40 yılda %41 tasarruf yapmış, %39 sabit sermaye yatırımı yapmış. Ama başta dediniz ya hani bütçe açığından da girdiniz ve devletin tüm kurumları RTÜK nasıl siyasallaşmışsa, içi boşaltılmışsa orada görev yapan başka üyeler de var ama RTÜK başkanı nezdinde özellikle siyasete bu kadar angaje kararlar alınmasında başat rol oynanıyorsa